Selçuk Türk Yılmaz Dünya her alanda küçük bir köye dönüştü. Mısır'da darbeci Sisi ve taraftarlarının Mursi yönetimini devirme süreci son derece ustalıkla hazırlanmış bir yöntemin varlığına işaret ediyordu. Sovyet sonrası devletlerde Amerika yanlısı yönetimlerin oluşması sırasında benzer bir tecrübe yaşanmıştı. Mursi taraftarları çok köklü bir geleneğe sahiplerdi fakat yönetim tecrübesizliği onların çıkış bulmalarına imkan vermedi. Erdoğan'ın Mısır'ın yeni yönetimine çok önemli uyarıları olmuştu fakat Mursi çok kısa bir zaman iktidarda kalabildi. Mursi yönetimine karşı tertiplenen gösteriler neredeyse eş zamanlı olarak Türkiye'de de yaşanmıştı. Mısır'da yeniden Batı yanlısı bir yönetim oluşturdular ama bunu Türkiye'de başaramadılar. Onların başarısızlığının nedenlerini belirlemesi gerekenler emperyalizmin müdahalesine muhatap olanlardır. Çünkü bu emperyalizmin başarısızlığıdır. Mısır'da denenen ve başarıya ulaşan yöntemin bugün Venezuela'da da tatbik edildiğini görüyoruz. Kahire'de başlayan gösteriler başka şehirlere yayılmıştı. Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanmış, İstanbul'da başlayan gösteriler kısa zamanda diğer şehirlere sıçramıştı. Venezuela'da da benzer bir süreç yaşanıyor. Madura taraftarlarıyla karşıtları arasında bir gerilim ortamı oluşturmaya çalışacaklar. Sonra da bu gerilim ortamından çatışma çıkarmak isteyeceklerdir. Kahire'de bu şekilde başarıya ulaştılar. Kahire sokaklarında çok kısa bir zaman önce köhnemiş iktidarı devirmek için kitleler sokaklardaydı. Kısa bir zaman içinde umutlar yok oldu. Muhtemelen Türkiye'de de benzer bir çatışma ortamını oluşturacaklardı. Fakat Türk siyasi hayatı bu türden yapay gerilimleri daha önceden yaşadığı için önemsenmesi gerekli bir tecrübeye sahipti. Dolayısıyla yapay kutuplaşma ve çatışma bir aşamada durduruldu. Bizim açımızdan 2013'ün en önemli kazanımlarından biri budur. Sadece Batı müdahalesi ve verilen tepki bakımından Mısır, Venezuela ve Türkiye'nin karşılaştırılması bile Türkiye'nin Batı ile mücadele birikiminin önemini gösterir. Erdoğan'ın Kaire konuşması Türkiye'de dindarlar arasında tartışmaya yol açmıştı. Bir takım yazarlar Mısır'da seküler bir yaşamın hakim kılınacağını, Mısırlıların kapitalizme ve batı sömürüsüne uyumlu hale getirileceğini dile getirmişti. Kuşkusuz çok daha geniş bir açıdan bakanlar Erdoğan'ın uyarılarını Mısır'da yeni bir devlet ve yönetim geleneği oluşturma çerçevesinde görüyordu gerek Türkiye'de bir takım çevrelerin Erdoğan'a yönelik eleştirilerini ve gerekse de Mısır'da Sisi'nin Mursi karşısında başarısını devletler ve gruplar arasındaki yaklaşım farklarıyla izah edebiliriz. 28 Şubat'ta Erbakan'ın geri çekilmek zorunda kalması bu farklılıklara güzel bir örnektir. O dönemde Erbakan'ın gösterdiği tavır, grup sınırlarından çıkamamanın doğal sonucuydu. Türkiye, kurumsal düzeyde bağımsızlığını kaybetmemiş olsa da bireyler düzeyinde sürdürülebilir bir siyaset üretememişti. Kişisel ve grupsal düzeyde bağımlı yapılar her türlü alternatifi yok sayabiliyordu. Gerekirse bunun için bütün bir ülkeyi ateşe atabilirlerdi. Nitekim 28 Şubat sonrası yaşanan iktisadi krizler ateşe atılmanın salt bir mecaz olmadığını gösterdi. Gerilimin çatışmaya dönüşmemesinde Erbakan tarihi bir rol oynadı. Batı müdahalesi karşısında Mısırla Brezilya birbirine daha çok benzer. Geçici bir kayıp yaşadıklarını söyleyebiliriz. Amerika'nın bunu kalıcı hale getirmek isteyeceği de aşikar. Venezuela'nın Türkiye tecrübesinden faydalanıp faydalanmayacağını zaman gösterecek. Amerika ve yandaşları ülkeleri teslim almak için benzer yöntemler kullandığına göre ona karşı geliştirilecek mücadele biçimlerinde de benzerlikler olacağını söyleyebiliriz. Bu çerçevede Papa'nın dinler arası diyalog toplantılarına hız vermesi ve bunu Körfez ülkelerine taşımak istemesinde de şaşılacak bir durum yok. Denenmiş ve başarılı olmuş bir yöntemi başka yerlere taşımak akla yatkındır. FETÖ, dinler arası diyalog projesinin çocuğudur, ne yazık ki başarıya ulaşmıştır. FETÖ'nün başarılı bir örnek olduğu görünmek istenmiyor fakat 15 Temmuz'a kadar bu yapı farklı alanlarda kendini kabul ettirmişti. Yol açtığı zihni dönüşümlerse daha kalıcı olacaktır. Dünya küresel bir köye dönüştü diyenler bu sözün kapsamını dar tutmamalıdır bu ifadeyle 19. yüzyıl metinlerinde karşılaşabiliriz. Gemicilik teknolojisinin gelişmesi ve demir yolları dünyanın küçük bir köye dönüştüğü fikrini doğurmuştu. Ülkelerin işgali, yönetim değişiklikleri, darbeler ve soygunlar açısından da dünyanın küçük bir köye dönüştüğünü söyleyebiliriz.